2021'in enleri. Dur. Belki öyle açarım videoyu. Come on. Mayıs 2022'deyiz. Yani 2021'in en iyileri videosunu yapmak için çok ideal bir zamandayız. Tam vaktinde her zaman olduğu gibi. Değil mi? Gündemi tam zamanında ve takipteyiz tabii ki. 2021 yapımı, 2021'de izlediğimiz en iyi şeylerin bir listesini yapayım dedim. Tabii ki kusursuz bir insan değilim. Atladıklarım olacaktır. Siz 2021 çıkışlı en sevdiğiniz işleri mutlaka yazmayı unutmayın. 2021 Covid'in esas etkisini gösterdiği ilk yıllardan biri oldu. Sinemaya neredeyse hiç gidemedik. Çok az gidebildik. Çoğu iş stream platformlarına çıktı. Dolayısıyla Covid'den çok etkilenen bir yıldı. Ama yine de çok iyi bazı yapımlarla karşılaştık. Şimdi gelin hazırsanız onları konuşalım. Dediğim gibi sizler de 2021 yapımı en beğendiğiniz, en beğenmediğiniz işleri mutlaka yazın. 2021'in enleri. Listede çok kilit, çok sükse yapan bazı işler eksik olabilir. Her şeyi izlemedim. Hatta bazen çok konuşuluyorsa gıcık kapıyorum, izlemiyorum. Mesela Nomadland halen daha izlemedim. Dolayısıyla birkaç kilit şeyi listede görmezseniz siz yazın. Hazırsanız başlıyorum. En beğendiğim filmlerle başlayalım. Burada çoğunuzun adını duymadığını tahmin ettiğim, beni en çok etkileyen iş In and of Itself oldu. Derek Gaudio'nun yaptığı bu iş. Aslında bir film diyemeyiz tam olarak. Bir sahne gösterisinin aylar boyunca kaydedilip onlardan yapılan bir iş. Ama nasıl bir iş? Müthiş bir sahne gösterisi. Gaudio aslında bir sihirbaz. Burada hayatından da öğrendiklerini birleştirdiği müthiş bir sahne şovu ortaya çıkarmış. Sahne şovu demekle yanlış olur. Hayatının bir özetini çıkarmış. Kendini sorgulamış, çevresini sorgulamış. İnanılmaz bir iş. Türkçe adresi var mı bakmadım ama bu izleyin, izlettirin. Benim için 2021'in en büyük sürprizi, en güzel şeyiydi benim için. Talat'a da eski dostum Silenzio buradan teşekkür ediyorum bu öneride bulunduğu için. O zaman 10.000 takip ediyorsun değil mi? Yorum yapıyorsun ama. İkinci en çok beğendiğim ismi hiç kimseye sürpriz olmayacak muhtemelen ama tabii ki neydi? Sürpriz olmayacak. Dune. Aa. Hocam birlikte izledik ya. Dune. Denis Villeneuve'nin işleri aslında. Denis Villeneuve en sevdiğim yönetmenlerden birisi ve yine kusursuz bir işçilik ortaya çıkarmış. Çok büyük çakallık yapmışlar. Dün bölüm 1 diye çıkarmamışlar. Ve daha perde açılır açılmaz part 1 yazınca diye bir tepki verdim tabii ki. Küfrettim hatırlamıyor musun? Yani beni yatırmasın hoş yapmadım. Ama müthiş bir iş. Denis yine atmosfer kuruşuyla, oyunculuklarıyla, görseliyle ve müzik her şeyiyle kusursuz bir iş ortaya çıkarmış. Dün kitabı bitirene kadar. O adam olmak istemiyorum ama gerçekten kitabı daha iyi. Geldik 3 numaraya ama 3 numara demek istemedim. Sıralı değil bunlar çünkü. Benim için Power of the Dog Oscar aldı mı? Oscar'ları hiç sallamadığım için bilmiyorum. Galiba Oscar da aldı Power of the Dog bu sene. Herkese göre bir film değil. Slow burner dediğimiz yavaş işleyen filmlerden. Ama atmosferiyle, kurduğu atmosferle, görüntü yönetimiyle, her şeyle çok iyi bir film. Kadın yönetmenin elinden ve kadın görüntü yönetmeni de olması lazım çıkmış bir iş. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki işim yine bir Netflix işi. O da bu biraz sürpriz. Herkes benim kadar beğenmemiş ama ben kesinlikle bayıldım. O da The Harder They Fall. Yine bir vahşi batı işi ama müzikleriyle, Afrika kültürüyle o kadar keyifle yapılmış, o kadar bir komedi filmi değil ama ben çok keyif aldım çünkü farklı bir nefesti benim için. Reggae müzikleriyle inanılmaz farklı bir atmosfer, inanılmaz farklı bir tat. Şimdi biraz tartışmalara yol açayım. Daha önceki videolarda da Tarantino'ya laf attım ama Tarantino'nun yapmak isteyip yapamadığı film olarak tanımladım ben bunu. Korkmayan, olduğu şeyden korkmayan, çok kaliteli, çok düzgün bir iş. Kesinlikle tavsiye ederim. Böyle hayatınızı değiştirecek bir film değil. Ben çok keyif aldım. Size de tavsiye ediyorum. Bu dördüncülük orta kısım. Yine dediğim gibi sıralı değil ama ikiye böldüm bunu. Ridley Scott'ın artık adam 80 yaşında bile nasıl filmler çekiyor. Last Duel'u ve Edgar Wright'in son işi, ilk kez saf bir komedi çekmediği Last Night in Soho'suna vermek istedim. İkisinin adında Last geçiyor. Çok komiyim gerçekten. Last Duel hikaye anlatış tarzı. Yani aynı hikayeyi 3-4 farklı perspektiften anlatışıyla. Filmin bütün olayı bu. Kadının tarafından hikayenin anlatılışı, erkeğin tarafından hikayenin anlatılışı, bir bakışın iki farklı kişi tarafından ne kadar farklı yorumlandığı. Last Duel'da bize bunları çok keyifli bir şekilde gösterdi. Ben o yüzden de çok beğendim bunu. Last Night in Soho'da tamamen oluşturduğu atmosfer, o zamanlar ve mekanlar arası geçişleriyle beni yine vurdu. Edgar Wright'ın sadece iyi bir komedi yönetmeni değil, İyi bir yönetmen olduğunu da gösterdi bize. Ve son gelelim seyirci özel ödülüne. Top 5'e sokmadım çünkü film olarak baktığımızda okey ama bana hissettirdikleri anlamında o da Spider-Man
Sonucunun adı neydi? No Way Home, Far From No Way. Sinemada tek başıma çığlık attım 36 yaşında bir adam olarak. Çok mutlu oldum. İyi ki 7 filmi de önceki 7 Spider-Man filminde izlemişiz filmi gidip izlemeden önce. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Dedim ki iyi bir film mi? İşte Marvel filmi. Ağladın mı? Spoiler vermiyoruz. Mutlu oldum, çok eğlendim. Çocukluğuma gittim. Spoiler veremiyorum. Çok keyifli bir filmdi. Ona da seyirci özel ödülünü veriyorum. Tek seyirciyle. Şimdi gelelim işin eğlenceli kısmı. En leş işlere, en kötü işlere, benim için hayal kırıklığı veya kabus olan işlere. Onlardan ilki de F9, Fast 9. Arkadaş zoruyla gittiğim, sinema salonunda nerede oturmanız gerekiyor videosunda da laf ettiğim, bir de senkron kaçık izledik filmi ama en son arabayla uzaya çıktıklarında bende kayış koptu. Filmin en mantıklı sahnesi de oydu desem anlarsınız herhalde gerisini. Kesinlikle leş bir film ama tabii ki devam filmi geliyor. Benim için 2021'deki en ilginç tecrübelerden biriydi. Arkadaş baskısıyla sinemaya gitmemem gerektiğini de bana çok güzel öğretti. Yani şimdi sen de gittiğimiz bir filme küfür edeceğim. O da Forever Purge. Purge serilerini çok seviyorum. Dizisini de izledik, beraber ettik. Filmi o kadar kötüydü ki bu senaryoyu 4. kez okuyorum ve her okuduğumda bu filmin konusu neydi deyip hatırlayamıyorum. Ofise kendilerini kapattıkları film miydi bu? Beğenmedim. Ha tamam, isyan falan çıkarıyorlar, ele geçiriyor falan. Hatırladım biraz şimdi, tamam. Çok kötüydü. Purge serisini seven biri olarak beni biraz üzdü açıkçası. Keşke diziye yeni bir sezon çekselerdi bu filmi, çekeceklerini. Ve son olarak da iyi başlayıp ben hiçbir şey araştırmadan, fragman bile izlemeden filmleri izlemeyi seven biri olduğum için hiçbir şey bilmeden girdiğim ve sonunda kendimi böyle ayaklarımdan tavana asmak istediğim Malignant oldu o da. Kötü ruh mu ne diye çevirdiler Türkçe'ye. Yani aslında güzel bir atmosferle başlıyor. Bir şeyler ilginç gidiyor ama öyle bir yere sarıyor ki dedim tamam, bu bilseydim hiç izlemezdim. Çünkü slasher pek sevmiyorum. Body horror, gore hiç sevmiyorum. Ve tamamen ona sarıyor son 3. perdede. Ve inanılmaz mantıksız bir şekilde sarıyor. Yani keyifli bir şekilde sarsa izlerdik ama falan. İzleyenler anladı ama izlemeyenler boş bakmaya devam edebilir. Sakın filme bakmayın yani. Bana boş bakın. Bir daha yapayım sizin için. Tamam mı? Bunlar yeterli. Kamera arkam terk etti ortamı. Filmi izlemiş kadar oldunuz. Benim için 2021'in de en kötü işleri bunlardı. Neleri kaçırdım? İyi veya kötü? Çok kötüleri de yazın. İzlemeyeceğim ama bilmiş olayım en azından. Onları da siz yazın. Takip etmeyi, paylaşmayı, onları bunları unutmayın. 10.000'e koşuyoruz. Hadi hadi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bir de...